İnsanı yaratan Allah insan ile konuşmaktadır. Ve bütün ilahi kitaplar Allah'ın konuşmasının bir eseri. Allah'ın son kelamı Kur'an. Kur'an'ın ilk muhatapları Araplar. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim Arapça olarak nazil oldu. Ama Kur'an-ı Kerim sadece Araplara gelmedi, hepimize geldi. Bizler de ana dili Arapça olmayan kimseler olarak Kur'an'a muhatabız ve anlamaya çalışmaktayız. Peki nasıl anlayacağız? Kur'an Arapçası adıyla bir çalışma yaptık ve Arapçayı ana hatlarıyla Kur'an'dan örneklerle bu çalışmamızda göstermeye çalıştık. 63 dersten meydana geliyor programımız ve buralarda mesela klasik Arapçada Darabel zeydün amran, zeyd amrı dövdü bu gibi örneklerle anlatılır. Ama biz anlatırken, Halakallahu semavat vel arda, Allah gökleri ve yeri yarattı, fiil fail gibi konuları Kur'an'dan örneklerle anlatmaktayız. Kur'an'dan bir iki örnekle o gramer kuralını hatırda tutacak şekilde e, nazara vermekteyiz. Devamında bol miktarda örneklerle e, zihinde kalmasını, ve pekişmesini sağlamaktayız. Bunun dışında şöyle bir avantaj var. Kur'an-ı Kerim'in kelimeleri Türkçe'ye bol miktarda girmiş. Günlük hayatımızda bol miktarda var. Programları izlerken bunları rahatlıkla görebileceksiniz. Genel anlamda Arapça kelimeler zaten dilimizde bolca yer almış. Ama özellikle de Kur'an'da yer alan kelimeler günlük hayatımıza girmiş durumda. Dolayısıyla bir İngiliz, bir Fransız, bir Çinli Kur'an'ı anlamak istediğinde bize göre daha fazla bir gayret göstermesi gerekir. Çünkü onun dilinde bunların karşılığı yok. Bizde ise Kur'an'ın en az yarısının manası dilimizde, kültürümüzde karşılığı bulunmakta. Bu çalışmamız daha önceki meal ve tefsir çalışmalarımızın bir tamamlayıcısı durumundadır. 2007- 2013 yılları arasında Dost Televizyonu'nda Kur'an-ı Kerim'in hem tefsirini hem de mealini yapma imkanımız oldu. Ve bunlar internette site olarak mevcuttur. mealdersleri.com tefsir.tv buralara girildiğinde rahatlıkla bütün o derslere erişmek mümkündür. Ancak orada biz doğrudan Kur'an'ın tefsirini yaptık veya mealini verdik. Burada ise adeta balık tutmayı öğretecek şekilde ders yapmaktayız. Hani derler ya birine bir balık ver, karnı doyar bir defa, balık tutmayı öğret, doysun ömrü boyunca. Ve bu çalışmaya muhatap olan kimseler 63 derste Kur'an-ı Kerim'in tamamına muhatap olabilecek bir altyapıya sahip olacaklardır. 63 ders, her gün bir ders takip edilse 63 gün yapar. Ve e, tekrar üzerinden bir geçilse e, bir 63 gün daha yapar. Çok da uzun bir zaman dilimi değil. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela 15 yaşında namaza başlayan birisi, eğer sünnet namazları da kılıyorsa günde 40 defa Fatiha'yı okur. Ve bu toplamda 70 yıllık bir hayatta 1 milyon civarında yapar. Ve 1 milyon defa okuduğu bir metni anlamadan dünyadan gitmek büyük bir tarihsizlik olur. Hele iş hafızlara gelince ülkemizde 100 binden fazla hafız var. Ama bunların %90'ı okuduğu Kur'an'ı anlamıyor. Halbuki bir ay, iki aylık bir programla Bizim yaptığımız bu program ve benzerleriyle Kur'an'a rahatlıkla muhatap olabilirler. Okudukları Kur'an'ı anlayabilirler. Bu yaptığımız çalışma ben Müslümanım okuduğum Kur'an'a muhatap olmak istiyorum diyen herkes rahatlıkla bu derslerden istifade edebilir ve birkaç aylık bir çalışmayla artık Kur'an'daki manalara muhatap olabilir. Tabi bu derinlemesine muhatap olmak demek değildir. Kur'an'ın bir meali var bir de tefsiri var. Meal denizin maviliği gibi denize bakarsınız mavilik görürsünüz ama o denizin bir de derinliği vardır. İşte biz bu çalışmayla o maviliği bir nevi göstereceğiz ama ileride insan o derinliğe de dalmak ister bu da tefsir kitaplarıyla mümkün olacaktır. Bizlerin herhalde hayatta yapacağı en güzel işlerden biri kelamullah'a muhatap olmak. Bu da bunun en güzel kolay yollarından birisidir. Allah hepimizi muvaffak eylesin.